Herkese merhaba arkadaşlar. Donanım Haberi hoş geldiniz. Ben Erdi Özoğa. Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa mercek altına alacağımız konu Tesla'nın yeni otomobili Model 3 olacak. Şimdi isterseniz koltuklarınızı yaslanın ve hep birlikte Model 3'ü yakından tanımaya başlayalım. Söz konusu elektrikli otomobiller olduğunda akıllara gelen ilk firma hiç şüphe yok ki Tesla oluyor. İş dünyasının Tony Stark olarak değerlendirilen Elon Musk'ın önderliğindeki firma, geniş kitleleri elektrikli otomobile tanıştırabilmek adına yıllardır üzerinde çalıştığı Model 3 isimli yeni modelini nihayet tanıttı. Tesla'nın otomobil geliştirme politikasını daha rahat anlayabilmek için Elon Musk'ın 2006 yılında yazdığı blog yazısına göz atmak yeterli diye düşünüyorum. O yazısında Musk, şirketi için oluşturduğu master plandan bahsediyor ve kademeli olarak önce Model S, ardından da çok daha ikonik bir araç geliştireceklerini, bunu yaparken de maliyetler aşağı çekilmek adına Ar-Ge yatırımlarını sürdüreceklerini ifade ediyordu. Bu bilgi sonrasında otomobile geri dönelim ve ilk olarak Model 3'ün isimlendirmesiyle başlayalım isterseniz. Aslına bakarsanız Elon Musk, yeni otomobiline Model E adını vermek istiyordu. Lakin Ford otomotiv endüstrisi için bu yönde isimlendirmenin yasaklarına sahip olduğundan Tesla geri adım atmak zorunda kalmıştı o dönemde. Belki bir kısmınız fark etmiş olabilir, eğer isimlendirmede yasal sorunlar yaşanmasaydı Model S ve Model X'in yanına Model E gelecek ve kelime olarak seks tamamlanmış olacak. Ancak Ford işin büyüsünü bozarak ne yazık ki bu hınzır planın hayata geçmesine izin vermedi. Model 3'ün ilk defa görücüye çıktığı lansmanda ne yazık ki araca ait tüm detaylar açıklanmadı. Elon Musk, analistler tarafından şirketin en büyük kumarı olarak değerlendirilen Model 3'ün iki etapla tanıtılacağını ve üretimi yakın zamanda, yani muhtemelen aylar sonra düzenlenecek ikinci tanıtımda hem araca ait yeni özelliklerin gösterileceğini hem de ilk etapta gösterilen bazı özelliklerin geliştirilmiş olacağını ifade ediyor. Çok fazla teknik detayın verilmediği ilk etap lansmanında dikkatimizi çeken ilk önemli bilgi Model 3'ün 0-60 mil hızlanmasını 6 saniyenin altında gerçekleştirebileceğiydi. Yetmez diyenler için bu bilginin standart otomobil için geçerli olduğunu ve 4 tekerlekten tahrikli çift motora sahip olan özel versiyonun 0-60 sprintini çok daha kısa sürede gerçekleştireceğini de not düşelim arkadaşlar. Tesla'nın diğer bütün modellerinde olduğu gibi Model 3 de tamamıyla elektrikli bir otomobil. Yani hibrit yapıda değil, yakıtla çalışan herhangi bir motoru bulundurmuyor. Dolayısıyla sunacağı menzil bu aşamada büyük önem taşıyor. Elon Musk'ın açıklamasına göre Amerikan Çevre Koruma Ajansı EPA'nın standartları çerçevesinde Model 3'ün standart versiyonu tam şarjda 215 mil. Yani yaklaşık olarak 350 km gidebilecek. Bu gerçekten heyecan verici bir değer. Üstelik Model 3'ün tüm versiyonlarında süperşarj özelliği standart olarak sunulacak. Yani uyumlu bir şarj istasyonunda araç çok hızlı bir şekilde şarj edilebilecek. Ufak bir bilgi notu olarak 90 kWh'lik Model S'nin pili sadece 75 dakikada süperşarj ile 0'dan 100'e tam dolum gerçekleştirebiliyor. Üstelik süperşarj ile yapılacak yarım saatlik dolumda Model S tam 170 mil daha gidebiliyor. Bunlar gerçekten heyecan verici değerler. Açıkçası akıllı telefonlarımız ile bu kadar kısa sürede tam dolum gerçekleştiremiyor arkadaşlar. Süperşarj istasyonları henüz ülkemizde yok. Ancak bu sene içerisinde 9 tane istasyonun ağırlıklı olarak ülkemizin batı şehirlerinde açılması bekleniyor. Dünya genelinde ise şu an sayısı 3600 civarında olan süperşarj istasyonlarının 2017 sonuna doğru 2 kat artarak 7200 civarına ulaşması bekleniyor. Yine Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar çerçevesinde. Model 3'e geri dönecek olursam, tasarım ilk etapta bariz şekilde hatchback profilinde bir otomobil çıkartıyor karşımıza. Ancak Tesla'ya göre Model 3 teknik olarak sedan sınıfına giren bir araç. Tasarım olarak abisi Model S'den izler taşıyan otomobil, aynı zamanda SUV sınıfındaki Model X'in burun tasarımından da ilham almış gibi görünüyor. 5 yetişkin yolcu taşıyabilen aracın genel görünümünü endüstrideki bazı farklı otomobillere benzetebilmek de mümkün. Yandan bakıldığında bir miktar Porsche Panamera havası taşıyan aracın ön kısmı açıya bağlı olarak Porsche veya Ferrari'nin bazı modellerini akıllara getirmiyor değil. Arka kısmı ise Model S'nin ağırlığı ile daha uzun görünüyor. Tesla'nın Model 3'ün tasarımındaki en büyük sürprizlerinden biri de endüstride ilk defa jumbo boyutta tek parça panoramik tavan camını kullanıyor olması. Aracın daha iyi ışık alması ve daha ferah iç mekan sunabilmesi adına önemli bir gelişim gibi görünüyor ama doğrudan güneş ışığına maruz kalmak en azından bazı coğrafyalarda tercih nedeni olmayabilir. Tesla tarafı ise kullanılan camın yüksek düzeyde ultraviyole direncine sahip olduğunu, dolayısıyla sorun yaşanmayacağını söylüyor. Böylesi bir sorun yaşanmasa bile yanınızdan geçen yüksek bir araçtan arka bölümün bu denli görünebiliyor olması ayrı bir tartışmayı da beraberinde getirebilir. Peki arkadaşlar, hızlı gidebilen, uzun menzil vaatinde bulunan ve gerçekten şık görünen bir otomobil için Tesla hangi parçalardan tasarruf etmiş de maliyeti bu denli düşürmüş olabilir? Bu gerçekten cevabı merak konusu olan önemli bir soru. Elon Musk daha önce Model 3'ü geliştirebilmek için Model S'deki tüm parçaların maliyetini yarı yarıya düşürmesi gerektiğini ifade etmişti. Elimdeki bilgilere göre şasisi büyük oranda alüminyumdan imal edilen Model S'ye kıyasla Model 3'ün iskelet sistemi büyük oranda çelikten oluşuyor.
sadece belli noktalarda alüminyum kullanılıyor ve bu da ister istemez ciddi bir maliyet avantajı getiriyor. Buna ek olarak Model S'de gördüğümüz dokunmatik hassasiyetli müthiş kapı kolları yerini görünüm olarak yine hoş olsa da işlevsellik olarak daha basit bir tasarıma bırakmış. Tasarruf hamleleri iç mekanda da dikkatlerden kaçmıyor arkadaşlar. Herhangi bir gösterge panelinin olmadığı araçta tüm kontrol ön konsolun orta kısmına yerleştirilen 15 inç boyutundaki dokunmatik ekran üzerinden gerçekleştiriliyor. Pozisyonu itibariyle ön yolcunun da kolayca erişebildiği bu ekrandan aracın temel dinamiklerinden eğlence sistemine kadar her şeyi yönetebiliyorsunuz. Ayrıca görmezden gelemeyeceğimiz bir başka fark ise Model 3'te direksiyon simidinden kabin içi materyal kalitesine kadar pek çok detayın aracın sınıfı itibariyle model standartlarının altında olduğu gerçeği. Maliyet tarafındaki bir başka önemli faktör ise giga faktörünün devreye girecek olması. Türünün en büyük tesisi olarak gösterilen bu fabrika Elon Musk'a göre diğer tüm batarya fabrikalarının toplamından daha fazla lityum iyon pil üretebilecek. Fabrikanın yüksek üretim kabiliyeti sayesinde otomobillerde kullanılacak pillerin kilowatt saat maliyetinde %30'luk bir avantaj sağlanması bekleniyor. Bu da ister istemez araçların fiyatlarına yansıyan bir gerçek olacak. Model 3 için ön sipariş almaya başlayan Tesla, biz bu videoyu yazdığımız esnada tam 150 bin adetlik ön sipariş almıştık. Üstelik rezervasyonda bulunmak isteyen kullanıcıların 1000 dolarlık depozito yatırması gerekiyor. Yani şimdiden Tesla Model 3'ün ne derece etki yarattığını öngörmek çok zor olması gerek diye düşünüyorum. En azından ortaya çıkan ön sipariş rakamları çerçevesinde. Belki ön siparişlerin tamamı nihai satışa dönüşmeyecek ancak şu anki tablo itibariyle Tesla'nın tam 4 milyar dolarlık talep topladığını söyleyebilirim arkadaşlar. 2015'te toplam 50 bin adet Model S satışı gerçekleştiren Tesla, görünen o ki Model 3 ile birlikte satış rakamlarını çok ama çok ciddi şekilde arttıracak. Bu gerçekten önemli çünkü her geçen gün popülerliği hızla artan ancak bunu satışa çevirmekte zorlanan şirket için yatırımcı kanalının baskısı olduğu da açık. Her 3 ayda bir yarım milyar dolar civarında bütçe tüketen şirketin nakit akışının sürekli ve yoğun olduğu pazarda bir an önce karlılığa geçiş yapması gerekiyor. Zaten Elon Musk da Tesla Roadster, Model S ve Model X alan kullanıcılara teşekkür etti. Çünkü eğer onlar olmasaydı Model 3'ü geliştirecek kaynaklar bulmakta zorluk yaşayacaklarını söyledi. Son olarak güvenlik tarafına da bakalım isterseniz. Elon Musk'a göre Tesla Model 3 tüm güvenlik testlerini, bakın altını çiziyorum, tüm güvenlik testlerini 5 yılda tamamlayabilecek kadar güvenli ve sağlam bir otomobil. Tabii ki tüm bu bilgilerin ne derece doğru olduğunu ancak Model 3 yollara çıktığı zaman görebileceğiz. Fakat kesin olan şu ki o fiyat seviyesinde böylesi güzel görünen, performanslı, uzun menzilli, üstelik kendi kendine gidebilen bir başka alternatif daha şu aşamada bulunmuyor. En azından bu derece dikkat çekicisi bulunmuyor arkadaşlar. Eğer her şey planlandığı gibi giderse 2017'nin sonuna doğru otomobillerin sevkiyatı başlayacak. Elon Musk'a göre 35 bin dolar seviyesinde bu aracın yanına yaklaşabilecek bir alternatif daha bulunmuyor. Amerikan piyasasına baktığımızda aynı fiyata da değil, biraz daha üzerinde 37.500 dolardan başlayan fiyatlarla Chevrolet'in yeni elektriklisi Bolt EV var ancak o otomobilde sahip olduğu özellikler çerçevesinde Model 3'ün rakibi olacak düzeyde değil ne yazık ki. Süreç zarfında belki başka otomobillerde piyasaya giriş yapabilir ancak Elon Musk, Tesla ve diğer üreticiler arasındaki farkın bir yılda kapanabileceğini düşünmüyor. Kendi teknolojilerinin sektörün çok ötesinde olduğunu ifade ediyor. Evet arkadaşlar, ben Erdo Özoğa. Bu videomuzda uzun süredir merakla beklenen Tesla Model 3'e açıklanan bilgiler çerçevesinde yakından bakmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.